Hep Bedir'in akılları bunlar hep. Aklı sıra ödemeyi öne çekip bizi sıkıştırmaya çalışacak. Yıldız, sen ne diyorsun? Zaten bizi zor durumda bıraktı, farkında değil misin? Farkındayım Fikret, farkındayım. Hayır, sen kimden yanasın Fikret? Onlardan yana mısın, bizden yana mısın? Hayır, hiçbir çözüm de önermiyorsun da yani. Ya ne demek önermediğim için? Öneriyorum, hatta yapıyorum bile. Gittim emlak danışmanıyla konuştum. Bu Beykoz'daki gayrimenkuller için. Ay ata yadigârı onlar ama. Ay biliyorum böyle diyeceğini. Onun için vazgeçtim zaten. Üstüme kayıtlı at, kat, yat ne varsa onları satacağım. Adam dedi ki biraz değerinin altında satarız ama satarız dedi. Ay sen de böyle evin içinde uğursuz böyle baykuş gibi ötüp durma lütfen. İstirham ediyorum artık, dayanacak gücüm kalmadı Fikret. Ya iyi de 20 milyon lira bu. İki günde nasıl bulacağız Yıldız? Ay şirket gitti. Miras gitti. Annem gitti. Vallahi aklımda gidecek gerçekten. En önemlisi de Lale gitti. Evet gitti, gitti. Benim güzel, hoşgörülü, tatlı, güzeller, güzelim. Gelinim gitti. Bak oğlum, bu 20 milyon lirayı bulmak için üstüme kayıtlı ne varsa satmaya hazırım. Baba hiçbir şey satmanıza gerek yok. Ben birkaç yerle görüşüyorum. Projeye uygun bir yatırımcı bulacağım, tamam mı? Nakit sorununu da çözmüş olacağız. Ah sen çok yaşa oğlum, çok yaşa. Yani kolay mı ediniliyor bunca mal mülk, hem de ata yadigârı, yazık. Aile kurmak da hiç kolay değil anne. Kaybedince daha iyi anlıyorsun. Haklısın. Bu böyle olmayacak Fikret. Ben düşündüm, taşındım ve bir karar verdim. Eyvah ki eyvah. Ne oldu, ne eyvah ne? Yani düşündüm, taşındım dedin ya, onun için eyvah dedim Yıldız. Tamam, düşündüm, taşındım da niye eyvah? Ya son düşünüp taşındığında Pelin suyu bulmuştun da ondan. Tek başım. Hay ben tek başıma mı buldum Pelin suyu? Hay senin hiç mi yani konunun içinde acaba bir parmağın yok? Acaba o karar birlikte verilmedi mi Fikret? Hatırlarsan aşk cemiyet dergilerini bulalım, bir an önce bir kızı evlendirelim oğlan diyen sen değil miydin? Aşk olsun. Tamam Yıldız, tamam tamam. Ama Pelin su olsun diye ısrar eden sen. Lütfen Fikret. Ben öz eleştiri veriyorum. Sana ne oluyor? Lale'ye kanım ısınmamıştı pek, evet. Sevmemiştim biliyorsun baştan. Ama ya sonradan çok sevdim. Çok iyi kız. O yüzden de ben oğlumla gelinimi bir an evvel birleştirmeye karar verdim. Yarın ilk işim Songül Hanım'la görüşmeye gideceğim. Ay Yıldız, inanamıyorum. Şu an seninle gurur duyuyorum. Şu anda duyuyorsun. Geçmişte duymuyor muydun yani gurur değil mi? Aa, olur mu Yıldız? Tabii her zaman seninle gurur duyuyordum. Her zaman da duyarım da. Ama bugün bir başka gurur duydum. Hatta yanına gelip öpebilirim. Tamam, gerekmiyorsa sonra öperim, tamam mı? Biliyor musun Yıldız? Bu kararından sonra senin hep arkandayım. Her zaman destek vereceğim. Fikret. Her şey yoluna girecek değil mi? Ah, girecek. Bugünden sonra girecek. İnşallah. Evet Mesut Bey, aynen öyle. Teklifimi doğru anlamışsınız. Teklifiniz çok cazip Onur Bey. Hatta fazla cazip. Almanya'da olduğumuz için projeyi tam detaylı inceleyemedik. Bütün bu kar payını 20 milyon yatırım karşılayacağız, öyle mi? Aynen öyle. Mesut Bey, şimdi sizinle açık konuşacağım. Benim size böyle cazip bir teklif yapma sebebim, yani benim nakit paraya olan ihtiyacım. Bu projede kendi payımın bir kısmını size vereceğim. Benim de tek şartım bir an önce anlaşmayı yapmak. Tahmin etmiştim. Böyle açık açık konuştuğunuz için çok teşekkür ederim Onur Bey. Teklifinizi kabul ediyorum. Rica ederim. O zaman yarın Almanya'ya sizin için özel bir uçak gönderiyorum. Gerek yok. Kızım İstanbul'da. Tam ilk iletiş konusunda. Yarın o gelsin şirketinize. Detayları konuşun, imzaları atın. Hay hay. O zaman yarın haberleşiriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.